Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Mustu. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar tek teker nasıl yapılır? Onun videosunu çekeceğim. Bu videoyu ben daha önce çekmiştim, 6-7 ay önce falan. Yine sizin istekleriniz üzerine çekiyorum bu videoyu. O zamanlar daha tabii teker yapamıyordum. Böyle önünü kaldırıp indiriyordum. Tekerde vites atmayı falan da bilmiyordum. Şimdi daha çok çabalaya yani 6 ayda falan daha tekere yoğunluk vererek öğrendim. Şimdi daha rahat gidebiliyorum. Bu da arkadaşlar benim motorum stok motor. Orijinal motorla teker yapacağım. Dişlisi falan küçük. Elden freni falan yok. Stok yani. Sadece bir egzoz var. Onun da bir işe yarıyor. Bu da benimkinin aynı modelinin stunt bike'ı. Yani stunt motoru. Şurada çift kaliper var. Yani tekerde giderken havada motor geri düşmesin diye şuradaki frenle de ayar yapabiliyorsunuz. Bunu da arkadaş orijinal dişli kullanıyor. Orijinal dişli de çekiyor tekere. Başka giderken ayağını falan şuraya basıyor. Havada hareketler yapıyor. Stunt gidonu var. Koruma demirleri var. Kafayı sökmüş falan filan. Bunu da kullanacağım birazdan. Şimdi bununla nasıl teker yapılır veya CBR 125 veya CBR 250 veya CBF 150 hiç fark etmez. Hepsiyle nasıl teker yapılır mantığını size anlatacağım ve uygulayacağım. İlk olarak motorumuza biniyoruz. Şimdi direkt tekere kalkıp gitmeyeceğim. Size göstereceğim yani nasıl yaptığımı. Debriyaj ayarınız falan tam iyi olacak arkadaşlar. Debriyajı ve gidonu sağlam tutun. Yani ilklerden şöyle yapabilirsiniz. Bu motorda şeyle arkadaşlar gazla tekeri çekemezsiniz. Biraz şöyle yapacaksınız. Böyle yapacaksınız. İlk zamanlarda siz tabii böyle çekemeyeceksiniz. Pardon. İlk zamanlarda siz böyle kaldırıp indireceksiniz. Kaldırıp indireceksiniz. Sonradan alışacağınız olay şu. Arka tekerin arkadaşlar havasını indirmeniz gerekiyor. Eğer tekerde uzun süre gitmek istiyorsunuz veya tekere kalktığınızda motor genelde kalkar hemen sağ veya sola gider böyle dengenizi bozar. Arka lastiğinizin havasını indireceksiniz. Fazla değil, 22 falan yapmanız gerekiyor. 20-22. Ondan sonra yukarı kalkınca motor korkmayın arkadaşlar. Bakın. Onu elinizle ayarlayacaksınız gazı bak. Kaçta gidiyorum mesela? 15'te gidelim. Tamam, 15'te giderken motor hem lastik çekmez. Bunu da güzel bir yollarda deneyin. İlk önce mesela yokuşlu yollarda falan teker denerseniz daha iyi. Daha sonradan tekerde böyle gitmeye alıştıktan sonra yapmanız gereken tekerde vites atmak. Eğer atmak istiyorsanız veya tekerde çok kalktığı zaman arka freni kullanarak aşağıya indirebilirsiniz ama ona hafif basmanız gerekiyor. Tekerde vites atmak da nasıl yapılır? Tekerim tam havaya kaldırdığım zaman arkadaşlar, tam sente kalktığım zaman debriyaja basıp vitesi atıp anda bırakıyorum. İsterseniz bunu debriyajlı da yapabilirsiniz ama ben debriyajlı daha güvenli olduğunu söyleyeyim size. Bakın şimdi yapacağım. Şu anda 2'ye attım. Tabii siz ilk çektiğinizde böyle uzun süre gidemezsiniz ama yani mantık bu. Şöyle. Gazı pompalıyoruz. Neyse yol burada bozuluyor arkadaşlar. Geri döneceğim. Hani genelde yeni başlayan arkadaşlar geri düşeceğim korkusuyla önde dururlar ya. Aynen. Çekim olarak bir ufaktan bir göstereyim. Aşağı giderken mi göstereceğim? Böyle mi göster? Böyle gidelim istersen biraz. Şimdi Hakan Can namlı arkadaşımız yapacak. Arkadaşlar bunları bu arada trafiğe açık alanlarda yapmıyorsunuz. Yani zaten teker yapmayı bilmiyorsanız yapmayın böyle alanlarda. Evet Hakan Bey. Yaptıkları hatayı göstereyim mi? Tamam. Hani önde duracağım bu sefer. Evet.
Böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de yapmıyorsunuz. Bir kere arkadaşlar kendinize güvenin. Aynen. Kendine güvendikten sonra ben yaparım dedikten sonra düşme korkusunu içinizden bir çıkartın. Peki tekerde vites atsınlar mı? Ben atsınlar diyorum. Gösteriyorum nasıl olduğunu. Tabii ki yok. Ama ilk öğrenenler için vites attırmayı denemesinler. Yani arkadaşlar aynen ilk öğrenenler sadece yapması gereken gazı pompalayıp debriyajı bırakması şöyle. Mesela tabii motorunuz böyle lastik çeker. Dediğim gibi arka tekerin havasını indirin veya birazcık olduğunuz yerde lastik çektirin ki lastik yeri tutsun. Sıcak havalarda tekere kalkmaz motor. Yapmanız gereken şu. Mesela birinci viteste yaptım. Bu şekilde oluyor. Arkadaşlar şimdi size CBR'i güzeliniz varsa ayakta teker yapmayı göstereceğim. Veya R25'iniz varsa. Ayakta yapmak için motoru ikinci vitese atıyorsunuz arkadaşlar. Hızınızın da yani 30 falan olması lazım. Şöyle göstereyim size. Arka ayaklıklara basıyorsunuz. Bunu ben öğrenmem kolay olmadı arkadaşlar. Çünkü yukarı kalktığı zaman korkuyorsun. Korku oluyor yani geri düşme korkusu. Bir de elden freninde olmadığı için. Ama gazla bunu ayarlıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım şey şu. Ara gaz veriyorum ve debriyajı aniden bırakıyorum. Mesela şimdi yerde şeyler var arkadaşlar. Böyle çukurlar var veya rüzgar var şimdi. Rüzgar bizi engelliyor tekerdeyken bu tarafa çekiyor. Bir de tekerdeyken yön vermek istiyorsanız arka ayaklıklardan ve kıçınızı şöyle yapıp motoru o tarafa ittirebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlara ayakta yapmak daha zor gibi geliyor. Evet. Ama hani ayakta daha kolay bence. Bence de öyle. Hani, daha uzun süre gidebiliyorsun kısa sürede. Dengeyi aldığın zaman ayakta en kolayı. Çünkü arkadaşlar ayakta terse döneceğim diye korkuyorlar ama en kolayı o. Aynen. Bir kere yendikten sonra daha kolay oluyor. Aynen. Arkadaşlar ayakta yapmak biraz daha kolay Hakan'ın dediği gibi. Çünkü motor olarak yaptığın zaman böyle geriye düşme şansınız olabiliyor. Siz böyle hatalar yapmayın. Arkadaşlar yani birinci viteste çekip tekerde vites atmak çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Ben bunu arkadaşıma da öğretirken o geri düştü mesela. Ben de az önce düşüyordum. Yani iyi ayarlamanız lazım. Kendinize güvenin. Şu gaz kolunu iyi ayarlayın. Vücudunuzun ağırlığını iyi ayarlayın. Hem oturarak yapınca arkadaşlar önünüzü göremiyorsunuz. Yani bir daha göstereyim şöyle. Bak ben korktum ya şimdi fazla gaza basamıyorum. Böyle önünüzü göremiyorsunuz ya. Bu şekilde motor sağa sola daha fazla gidiyor ve siz de uzun süre tekerde gidemiyorsunuz. Ama motoru ikiye atıp ayakları arkaya koyup böyle çekerseniz önünüzü görebiliyorsunuz ve o korkunuz gidiyor. Ama arkadaşlar gazı dengeli ayarlamanız lazım ki geriye düşmeyin. Çünkü geriye düşme olasılığı çok yüksek ve ciddi yaralanmalar alabilirsiniz. Ekipmansız da kesinlikle yapmayın. Ekipman dediğimde bu tekeri yaparken arkadaşlar sadece kaskla bitmiyor. Bir korumalı bir deri ceketiniz olsun veya kolluk, dirseklik, sırtlık bunların hepsi olması gerekiyor arkadaşlar. Hakan versene senin motorunla yapayım. Şimdi Hakan'ın motorunu kullanacağım. Granajlı motorla rüzgar daha fazla savuruyor. Bu motorda da granaj yok. Ben şimdi buna alışık değilim. Onunla bunda yaptıklarımı bunda rahat yapamam arkadaşlar. Bu mesela bana şimdi garip geliyor. Arkadaşlar aradaki fark şu. Mesela benimkinde gaza basınca bu kadar gaz tepkisi olup gazla bile ön kalkmıyor mesela bende. Önde granajlar ağırlık yaptığı için
Ama bunda çok rahat bir şekilde geliyor. Ama onda yapması gerçekten zor. Çünkü önde grenaj var, ağırlık var. Oturarak bile arkadaşlar bunu rahatlıkla çekebiliyorsun. Harbiden lan Hakan'ınki kolaymış. Hakan, seninkini de çok rahat geliyor, gidiyorsun lan. Oturarken de önünü görebiliyorsun. Freni de yakın bir yere yapsaydın kullanacaktım ama kullanamadım. Tutmuyor ki freni. Çok az bir şey tutuyor. Mesela Hakan'ınkiyle şimdi arka ayaklıklardan deneyeyim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi siz böyle şeyler denemeyin. Arkadaşlar aşağıdan tekrardan teker yaparak denemeye devam edeceğim. Oradan başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün de Hakan Can Namlı'nın stunt bike'la teker deneyeceğiz. İkinci vitesteyiz. Arkadaki basmerine bakalım. Ve çok da rahat geldi. Eski kasa CBR 125. Teker nasıl yapılır? Bakalım onu da çekebilecek miyiz? Ve bakalım şimdi. Sen buna nasıl teker yapıyorsun? Devreye salıyorum, kalkarım. Yapıyor musun peki? Yapıyorum. Kalkıyor, gidiyorum da. Bakalım ben de şimdi deneyeyim. Bunda arkadaşlar elden fren var ama ben elden frenleri kullanmaya alışık değilim. Bakayım, debriyajı biraz kötü biraz. Bakalım yapabilecek miyiz? Arkasında ayaklık yok. Sıkıntı olan o. Arkadaşlar yapamıyorum. Arkadaşlar gerçekten CBR 125 bana diğerlerini kullandıktan sonra güçsüz geldi. Ama bak, şu şekilde vites atmanız lazım. O zaman gidiyor. Bir daha deneyeceğim. Ama boğuluyor. En iyisi siz CBR 125'te teker yapmayın arkadaşlar. En az CBR 250 alın teker yapacaksınız, size söyleyeyim. Başka türlü bununla rahat edemezsiniz. Arkadaşlar teker mantığını anlattım zaten size. Motor değişik, hangi motor olursa olsun zaten o motora alıştıktan sonra yapıyorsunuz. Şunun arkada koltuğu kıçma azıktı ya. Şimdi ne deneyelim?
Kardeşim sen bununla tekel yapmayı biraz zor yaparsın. Şimdi arkadaşlar Yamaha MT7'de. Şimdi arkadaşlar MT7'yi normal kullanalım ya, hadi. Tekeri yasakladım. Dedi ve kullanmadı. Oğuzhan. Duymuyorum seni. Oğuzhan. Uyarı yapayım mı? Arkadaşlar MT7 şimdi 125'ten sonra buna binince çok değişik bir fark oluyor tabi. Yani gaza basınca hemen uçuyorsun. Bununla teker deneyin demiyorum size. İlk önce diğer motorlarla teker yaptıktan sonra, yani işi çözdükten sonra buna gelip, bu çok farklı bir şey arkadaşlar. Size bununla başlayıp veya bununla teker yapmanızı önermiyorum. Aradaki farkı anlatamam. Anlatsam da anlayamazsınız. Bu motorun üstüne bir oturmanız gerekiyor. Fark üstüne fark. Hem de çok fena. Yani o motorla debriyaj tokatlıyorduk ya arkadaşlar hani. Bundayken sadece gaza basmanız yeterli. Yani bu şekilde. Gidiyordum ya böyle. Gaza biraz fazla basıyorum. Gaz tepkisi anında arkadaşlar. Yani ben motoru şimdi bir gün kullansam, alışsam bununla tekerin anasını avradını yapabilirim ama şimdi kullanmadığım için, alışık olmadığım için biraz değişik oluyor. Biraz daha ölüm makinesi diyebilirim. İlk önce biraz 250'lik motorlarla alıştıktan sonra buna geçin arkadaşlar. Bazıları direkt bunu alıyor. Sonra ölüp gidiyor. Mesela şimdi biraz alışmış halim arkadaşlar. Neyse çocuğun içi daha fazla parçalanmadan. Bırakalım motoru. Yapma diyorum amına. Ciddiyim yapma. Tamam bıraktık lan. Sakin ol. Beğendin mi? Tabii ki de. Teker yapsana. Olsan abi. Bu kadar teker yeter. Şimdi sırada Ömer'in motoru var aslında ya. Ömer'in? Aynen. Ömer burada lan. Oğuzhan, egzozlu motor kullanmak çok zevkli bir şey lan. Aynen. Oğlum sen bunda egzoz taksan var ya çıldırırsın. Kursu motoru, abim onun. Motor onu sağlam çekerler. Hey, motordan insene. Şimdi bir de Ömer'in motorunu test edeceğim. Cross. Oğlum nasıl çalışıyor bu? Ömer nasıl çalıştırıyorum? Vurdurayım mı amına? Kanka olmuyor biliyorum da. Kontağı açık mı? Kontağı açık mı? Bunda stopu güzel oluyor. Şimdi bu motora da alışık değiliz. Bak kaç tane motor değiştirdim şimdi. Hangi biriyle teker yapıyor?
açıyoruz. Bunun motoru zor geliyor. Bir de aşağıdan geleceğim. Bu motoru tekere kaldıracağım. Arkadaşlar şimdi teker eğitimini geçmiş olduk. Daha fazlasını yaşıyoruz. Hepsinde size söylemek istediğim mantık aynı. Ama tek tekerdeyken denge olayı farklı arkadaşlar. Hepsinde debriyajı tokatlıyorsun. Gaza basıyorsun, ara gazı verip debriyajı tokatlayıp devam. Mesela ben şimdi arka ayaklıkta şimdi ikinci viteste deneyeceğim. Gelmiyor. Geldi. Arkadaşlar bu motor beni yordu ya. Cross harbiden yoruyor. Evet arkadaşlar, motorların hepsiyle teker testi yaptım. Benimki, Ömer arkadaşımızınki Cross 250'lik süper moto. MT07 Kamil arkadaşımızın. Onunkiyle de küçük bir teker yaptım. Ondan sonra Hakan Yavaş'ın motoruyla yaptım. Stunt. Sonra bu da stunt. Adın neydi? Tufan arkadaşımızın CBR125 ile denedim. Teker video eğitimi böyle bir değişik bir şey oldu zaten. Çoğunu da ben teker yaptım ama size nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Siz de inşallah yaparsınız, öğrenirseniz. Videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bring that ass back like a boom boom.